Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orta seviye bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızın adı Battle to Lose Weight. Kilo vermekle mücadele. Battle mücadele demektir arkadaşlar. Lose Weight, kilo vermek. Excessive weight gain has been one of the most important health problems in recent years. Fazlasıyla kilo alma, weight gain ile kilo almak demektir arkadaşlar. Excessive, uç noktalarda yani fazlasıyla anlamında. Fazlasıyla kilo alma, son zamanların, son yılların, in recent years, son yıllarda demektir. Son yıllarda en önemli sağlık problemlerinden birisi olmuştur. Aside from those who battle with their weight problems in different ways, or by creating their own diets, the number of people consulting to experts is increasing. Aside from, bir şeyin yanına, bir şeyden başka anlamında kullanılır. Bunlardan başka, bunlar kimmiş? Who battle with weight problems? Kendi kilo problemleriyle mücadele edenlerin dışında, bu mücadelelerde neymiş? Farklı yöntemlerle kendi kilo problemleriyle mücadele edenlerin dışında veya by creating their own diets, kendi diyetlerini yaparak mücadele edenlerin dışında the number of people consulting to the experts is increasing. The number of people, insanların sayısı, consulting to experts, consult danışmak demek, experts, uzmanlar, uzmanlara danışan insanlar sayısında artış varmış. Is increasing, artıyor anlamında kullanılmaktadır. However, both those who lose weight on their own and those who consult to experts should make careful choices. Gene de her nasılsa iki tarafta, ki bu taraflar who lose weight on their own, yani kendi başlarına, on their own demek kendi başlarına kilo verenler and those who consult to experts ve uzmana başvuranlar should make careful choices. Ne yapmaları lazımmış? Dikkatli seçimler yapmaları gerekirmiş. Experts approach to overweight patients who consult them are important. Uzmanların yaklaşımı, approach yaklaşmak demektir. Yaklaşımı to overweight patients, yani aşırı kilolu hastalara yaklaşımı, who consult them ve kendilerine danışan aşırı kilosu olan hastalara olan yaklaşımı önemlidir. Kimin için önemlidir? Experts approach. Yani uzmanların yaklaşımı önemlidir. How long ago the excessive weight gain, regional fat deposition, cellulite or tissue softening problems begin to appear? Ne kadar önce aşırı kilo alma, regional bölgesel demek, fat deposition'ı yollama, yani yağlanma, bölgesel yağlanma, cellulite or tissue softening problems begin to appear. Selülit veya doku yumuşama, tissue doku, softening yumuşama, doku yumuşama problemleri görülmeye başladığı zaman, yani ne kadar önce diyor yukarı, ne kadar önce görülmeye başladığı zaman burada arkadaşlar ard arda böyle konular sayacak, sonra cümleyi tamamlayacak. Dikkatinizi çekiyorum. Sıralamaya devam ediyoruz. The reason behind their occurrence and development, their course and development over time, whether there is such occurrence in the family history or not, the consultant's habits, lifestyles, sociocultural level, system examinations. Burada the reason behind their occurrence and development,
oluşumunun ve gelişiminin arkasında olan sebep, their course and development over time, over time zaman içerisindeki demektir. Their course seyri, course yani bir istikameti seyri anlamında kullanılıyor. Ve development gibi. Whether there is such occurrence in the family history or not, yani aile tarihinde, aile geçmişinde, aile öyküsünde olup olmadığı, burada whether güzel bir kalıptır arkadaşlar, bir şeyin olup olmadığı demektir. Böyle bir olayın, böyle bir oluşumun, such occurrence, such oluşum, occurrence, böyle bir oluşum demektir. Böyle bir oluşumun aile öyküsünde olup olmadığı, the consultant's habits, lifestyles, sociocultural level, danışanın alışkanlıkları, habits alışkanlıklar demek, yaşam biçimi, sosyo-kültürel seviyesi ve sistem sorgulamaları. The existence of chronic diseases should be questioned carefully to have an idea about the reason behind the problems. Kronik hastalıkların olup olmadığı should be questioned, sorgulanmalıdır. Dikkatlice, carefully, dikkatlice. Ne için? Bir fikir sahibi olmak için. Ne hakkında? The reason behind the development of the problem. Problemin, gelişimin arkasındaki sebep hakkında fikir sahibi olmak için. Evet arkadaşlar, how long ago'dan başladı. Uzun bir paragraf şeklinde böyle noktalı virgüllerle, virgüllerle ayrı ayrı buraya kadar tanımladık arkadaşlar. Afterward, biochemical analysis, physical examination and body composition, tests showing body components should be performed for physical evaluation of the patient. Afterwards, güzel bir bağlaştır. Daha sonrasında biyokimyasal analizi, fiziksel muayenesi, examination muayene demektir ve body composition test showing body components. Body components burada vücut bileşenleri demektir. Vücut bileşenlerini gösteren body yani vücut kompozisyon testi should be performed, yapılmalıdır. Ne için? For physical evaluation of the patient. Hastanın fiziksel değerlendirmesi için. Evaluation değerlendirme demektir. Particular attention should be paid during the physical examination to various color diseases. Heart disease, osteoporosis, bleeding and clotting problems. Particular burada özel demektir arkadaşlar. Yani özellikle özel dikkat, attention dikkat, özel dikkat should be paid, sarf edilmelidir. Ne zaman? During the physical examination, fiziksel muayene esnasında. Neye karşı? To various vascular diseases. Çeşitli damar hastalıklarına karşı. Vascular, damarsal diseases, hastalıklar demektir. Damar hastalıklarına karşı demek. Heart disease, kalp hastalığına karşı. Osteoporosis, kemik erimesine karşı. Bleeding and clotting problems. Kanama ve pıhtılaşmaya karşı. All these data are collected to clarify the patient's condition and the course of treatment. Bütün bu bilgiler toplanmaktadır. Ne için? To clarify the patient's condition. Yani hastanın durumunu netleştirmek için. Yani clarify burada netleştirmek demektir. Ve aynı zamanda determine the course of treatment. Yani tedavinin yönünü belirlemek için. Determine belirlemek demektir. Course yön demektir. Course of treatment tedavinin yönünü seyrini belirlemek için. Evet arkadaşlar, burada okuma parçamız sonlandırıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yoğun kelimelerle ve gramer bilgileriyle dolu bir parçaydı. Bunları pekiştirme imkanına sahip olduk. Tekrar tekrar okuyarak arkadaşlar bunları daha da iyi anlayacağınızı ve öğreneceğinizi tahmin ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuza hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.